Merhaba sevgili seyircilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu videomda sizlere Vestel marka smart televizyonlarda internet ayarları nasıl yapılır? Sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Vestel marka diyorum ama Vestel altyapısını kullanan bütün televizyonlarda geçerlidir. Peki nedir bu markalar? Hilevel olabilir arkadaşlar. Regal, Segmarka ve bir ara Profilo ve Telefunken markası adı altında da Vestel altyapısı televizyonlar piyasada bulunuyor. Kısacası televizyonunuzun yazılımı, menüsü böyle bir menüyse arkadaşlar, bilin ki televizyonunuzun altyapısı Vestel'e ait bir yazılımı vardır. Şimdi şuradan kumandamızın üzerindeki menü tuşuna basarak arkadaşlar, ayarlar bölümüne, menü bölümüne giriyoruz. Sağ yapıyoruz. En altta ayarlar ikonu var arkadaşlar ve tıklıyoruz. Şöyle alta doğru geldiğimiz zaman internet ayarları seçeneği var arkadaşlar. Şurayı tıkladıktan sonra şebeke türü, kablolu bağlantı ve kablosuz bağlantı arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylememde fayda var. Lütfen internetinizin, ki zaten %99 bunu söylememe gerek yok ama yine de söylemem lazım. İnternetinizin olduğundan kesinlikle emin olun arkadaşlar. Eğer televizyonunuzu kablolu olarak bağlayacaksanız modeminizde televizyon arasındaki kullandığınız CAT5, CAT6 internet kablosunun sağlam olduğundan da emin olun arkadaşlar. Yok eğer kablosuz olarak Wi-Fi ağı üzerinden bağlanmak istiyorsanız arkadaşlar, böyle üzerine geldiğimiz zaman, sağ yaptığımız zaman kablosuz erişim, tekrardan sağ yaptığımız zaman devre dışı, tekrardan bastığımız zaman kablolu erişim seçenekleri çıkar. Biz buradan kabloluysa zaten hiçbir işlem yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu videoyu bile izlemenize gerek yok. Eğer internetinizde bir sorun yoksa kablomuzun bir ucunu modemimizin girişine, diğer ucunu da televizyonumuzun arka RJ45 yerine taktığımız zaman otomatik olarak kablolu bir şekilde bağlanır. Eğer kablosuz bağlanacaksak arkadaşlar, menü, ilk kurulum, sağ yapıyoruz, ayarlara geliyoruz ve buradan kablosuz erişim üzerindeyken okeyliyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir takım çevremizde bulunan modem isimleri çıktı arkadaşlar. Burada size ait olan veya şifresini girmek istediğiniz Wi-Fi ağının üzerine gelip okeyliyoruz arkadaşlar. Okeyledikten sonra önümüze bir klavye çıkacak. Şu şekil yapalım. Bizim internetimiz şu anda zaten bağlı. Diyelim ki şuna bağlanacağız. Klavye çıktıktan sonra buradan şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Atıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyelim. Neyse, şifremizi girdikten sonra en sağda OK tuşu var arkadaşlar. OK'in üzerine gelip buradan OK'lediğimiz zaman şifremiz doğruysa arkadaşlar bağlantıyı kurmuş oluruz. Şuradan bir geri çıkalım arkadaşlar. Şimdi burada internetinizin hızını test etmek istiyorsanız internet hız testi var arkadaşlar. Tabi bu şeydir arkadaşlar. Net bir %100 çare değil. Çünkü bir internetin hızını test edebilmek için arkadaşlar bütün bağlantıların kesilmesi lazım. O internet ağına hiçbir cihazın bağlı olmaması lazım. Sadece test edilen cihazın bağlı olması lazım. Buradan da tıkladığımız zaman böyle tam net olmamakla beraber arkadaşlar, %100 kesin olmamakla beraber internetimizin hız testini televizyonumuz ekranımıza yansıtır. Atıyorum 10 megabit, 20 megabit vesaire falan, ki bu arkadaşlar maalesef internet sağlayıcılarının da verdikleri hızı bizlere tamamen vermemeleri de bir söz konusu arkadaşlar. Çünkü atıyorum 24 megabit diyorlar. Artık terimi her neyse. Kesinlikle o hızı verdiklerine ben inanmıyorum arkadaşlar. Bunun da sebebi sürekli bizi bir üst pakete yönlendirip faturalarımızı biraz daha yüksek ödeyebilmemizi yönlendiriyor. Şurada gelişmiş ayarlar var arkadaşlar. Gelişmiş ayarlara girdiğimiz zaman otomatik IP,
Statik IP yani manuel IP arkadaşlar. Buradan manuel olarak IP kurabilirsiniz. Şurada DNS sunucusu var arkadaşlar. Burada eğer bazı kapanmış siteler vardır arkadaşlar. Nedir bu siteler? Örneğin atıyorum o sitenin biraz gizlilik derecesi yüksektir. Açılmaz. Buraya DNS sunucusunu 1-2 8-8-8-8 alttakine yani şuraya 8-8-4-4 yaptığınız zaman bazen açılmayan siteleri de açabilirsiniz. Bunu belki zamanında bilgisayar kullandıysanız arkadaşlar yapmışsınızdır. Ama bu otomatikte kalması her zaman için hem güvenlik açısından arkadaşlar hem de dediğim gibi böyle girmesini istemediğiniz sitelere girmenize televizyon izin vermez. Daha doğrusu Türkiye'deki internet kanunlarına göre hareket etmiş oluruz. Bilmem anlatabildim. Şuradan bir geri gelelim arkadaşlar. Burada dediğim gibi arkadaşlar kablosuz cihazda WPS VPS butonuna basın arkadaşlar. Şimdi şunu tıkladığımız zaman modeminizin üzerinde VPS tuşu varsa arkadaşlar otomatik olarak iki cihaz eşleştirme meydana gelir ve kurulum yapmanıza da gerek kalmaz. Modeminizin üzerinde ki bu bilmeniz için söylüyorum arkadaşlar gerek de yoktur. Hiç şifrenizi girin bağlanın. VPS tuşuna bastığımız zaman modemimizin üzerindeki VPS tuşuna bastığımız zaman bu televizyon olabilir. Herhangi bir cihaz olabilir. Diğer cihazlardaki VPS özelliğini açtığınız zaman iki VPS iki cihazın VPS'si birbirini görür. Tıpkı Bluetooth'la birbirine eşleştirme gibi bir olay arkadaşlar. Burası da pek fazla bir benim için önemli değil. Televizyonunuzda arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Daha fazlaya girdiğimiz zaman burada eğer biz şifreleme sistemi ile şifrelenen özellikle maç esnasında kanallarınız varsa buradan biz şifresi dediğimiz zaman arkadaşlar burada hangi kanalı izleyeceksiniz ki bütün kanallarda yoktur bu eskiden NTV Spor TV 8 vardı arkadaşlar TRT Spor vardı böyle Almanya Ligi İspanya Ligi vesaire İtalya Ligi maçlarını verdikleri zaman o kanal maç esnasında şifrelenirdi buradan da biz şifresini kanalın üzerine gelip 16 hanelidir arkadaşlar şifrenizi girebilirsiniz. Vestel internet ayarları bu şekilde yapılır aslında. Çok basittir arkadaşlar. Çok kolaydır. Yani bu videomu bunu video olarak çekmek de aslında biraz bana ters geliyor. Ama gerçekten bilmeyen arkadaşlar çok. Ki sorun var aslında arkadaşlar. Sorun sanki televizyondarmış gibi kaynaklı olduğunu düşünüp izleyicilerim bana sürekli işte televizyonum internete girmiyor. Nedendir vesaire gibi sorular soruyor. İnternet ayarları bu şekilde yapılır. Kabloluysa zaten hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Kablomuzu taktığımız zaman her iki cihazımıza otomatik olarak bağlanır. Kablosuz ise kablosun üzerine tıklıyoruz. Bağlanmak istediğimiz ağı seçiyoruz. Şifremizi giriyoruz ve bağlanıyoruz. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? YouTube kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimlerinizi açtığınız zaman televizyonla ilgili, kısacası elektronikle, tamirat, tadilatla ilgili her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Televizyonunuzu iyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.